Nüfusun birçok nedenden ötürü yiyeceğe olan ilgisi günden güne artmaktadır. Bunların başında, dışarıda yemek kültürü ve günümüz insanların önceden olmadığı kadar dışarıda yemek yemeye, para harcamaya devam etmesi gelmektedir. Ayrıca nüfusun önceden olmadığı kadar farklılaşması da başka bir etkendir. Yiyecek içecek bölümünün öncelikli işlevi elbette ki müşterilere yiyecek içecek sağlamaktır, sunmaktır. Hanların olduğu çok eski zamanlarda Buralar bir yemek odasıyla çok basitti. Buna karşılık bugün yiyecek içecek temini çok daha karmaşık durumdadır. Bu bağlamda 500 odalı bir otel, yiyecek içecek servisinin yapıldığı bir kafe, bir gurme restoranı, havuz kenarı sinek barı, oda servisi, ziyafet salonları ve 10 ayrı fonksiyonel mekanları kapsayabilir. Otel işletmelerinde oda gelirlerinden sonra %25-%50 arası payla en fazla gelir getiren bölüm yiyecek içecek bölümüdür. Yiyecek içecek bölümü otelin çeşitli restoranlarında, barlarında ve benzeri yerlerde konuklara sunulmak üzere yiyecek ve içecek maddelerinin tedarik edilmesini, korunmasını ve depolarda saklanmasını akabinde işlenmesini yani üretilmesini ve servisini gerçekleştiren bölümdür. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: alakart, aşama, çay servisi, çorba servisi, çöpler, doğrama yöntemleri, flambe, fondü Hamur işi servisi, hijyen ve sanitasyon, kahvaltı, kuver, oda servisi, pişirme usulleri, salata servisi, servis, sıcak içecek servisi, süreç, uluslararası terimler ve üretimdir. Bu programı izledikten sonra üretim sürecinin ne olduğu, uluslararası doğrama şekilleri ve usullerinin neler olduğu, uluslararası yiyecek içecek terimlerinin neler olduğu, teslim, üretim ve servis sürecinin bileşenlerinin neler olduğu sorularına cevap bulabileceksiniz. Yönetim fonksiyonlarının başında planlama gelmektedir. Üretim de bu bağlamda detaylı bir şekilde planlanmalı ve uygun şekilde yürütülmelidir. Üretim planlaması ilgili yiyecek içecek işletmenin yapısına uygun olarak yapılmalıdır. Kimi işletmelerde bilgisayarlı tahmin sistemleri kullanılmaktadır. Üretim planlama toplantıları da bu konuda oldukça yararlıdır. Küçük işletmelerde yönetici tek başına üretim planlaması yapabilir. Etkin bir planlama sayesinde hem kaynakların gereksiz yere kullanımı önlenmiş olur hem de diğer bölümlerle olan iletişime koordinasyon sağlanır. Etkin planlama potansiyel problemlerin oluşmasını büyük oranda azaltır. Bilimsel metotlara dayanmayan ve bir kişinin tüm süreci işbirliği olmaksızın planladığı durumlarda tedarikçilerle satın alma tesellüm ekibi, üretim sürecinde yer alan personel ve servis personelinin ihtiyaç ve istekleri eşleşemeyeceğinden servis kalitesi sekteye uğrayacaktır. <laughs> Hazırlama üniteleri pişirme bölümüne yakın ve planlanan detaylara uygun olmalıdır. Üniteler birbirlerinden 2 metre yükseklikte yarısı duvar, yarısı cam bölmelerle ayrılmış olabilir. Bu durum çalışanların tek noktadan kontrolünü ve havalandırmayı kolaylaştırır. Yiyecek içecek üretim sürecinin sonradan telafisi bulunmamaktadır. Gıda işinin sağlıkla yakından ilişkili olması, yiyecek içecek niteliğinin işletme imajıyla bağlantılı olması gibi sebeplerden ötürü oldukça hassas hareket edilmelidir. Hazırlamada bahsedilen önem gereği pişirmede belirlenen kurallara uyulması, edilmesi başarıyı artıracaktır. Pişirilen yiyecekler gıdanın karakterine ve nihai ürünün beklentisine göre soğutulmalıdır. Ürün geliştirmenin ana özellikleri şunlarla ilgilidir. Kalite, ham maddeler, tazelik, ısı, sunum, sağlık, hijyen, güvenlik, ücret, porsiyon miktarı, değer. İşletmeler bu özelliklere göre ürünleri yenilerler, değiştirirler veya menülerinden, planlarından tamamıyla kaldırırlar. Kalite güvencesi ve standartizasyon şu öğeleri kapsamaktadır. Ham madde seçimi, standart tarifler, standart metotlar, standart ürünler. İnsansız sektörlerin artmasına rağmen bir hizmet sektöründe insansız gelişme gözlenemez. Personelin önemi şu alanlarda göz önünde bulundurulur. Pazarlama, alışveriş, ürün geliştirme, kalite, sistem. Yiyecek hazırlamada tarif ve sunum standartizasyonu için uluslararası doğrama şekilleri kullanılır. Böylece yazılan bir iş planı her zaman, her yerde ve mesleki yetkinlikteki elemanlarca doğru bir şekilde hazırlanabilir. Hazırlanan menüler arası fark en aza indirilir, lezzet, görünüm ve sunum standardı sağlanmış olur. Bunlardan birisi vişi doğrama şekli, diğeri de doğrama şekli olmayan buket garni herb bukettir. Uluslararası yiyecek içecek terimleri de en az doğrama teknikleri kadar önemlidir. Üretim sürecinde yönetimin belirlediği ve dokümanlarında yer verdiği bu terimler işletme içerisindeki personelce özümsenmelidir. Bu terimler de oldukça hacimlidir. Dilerseniz şimdi programımıza bu terimlerle devam edelim. Aboyer, anonsları yapan kişidir. Alakar çalışan restoranlarda müşteri isteği mutfağa iletilince aboyer anons ederek istenilen yemekleri ilgili bölümlere duyurur. Alabroş, şişte kızartmak, ateşin önünde şişe takıp kızartmak. Braising, gıdaları genellikle kahverengileştirdikten sonra az bir sıvı içerisinde pişirme. Yağda ilk kahverengileştirme haricinde az sıvı içerisinde düşük ısı kullanılmalıdır. Etler ve kümes hayvanlarında kullanılır. Şef de kuzin, aşçıbaşı, mutfağın bütün bölümleri hakkında çok köklü bilgi ve becerisi olmalıdır. İdarecilik özelliği de bilgisi kadar önemlidir. Mutfağın beyni demektir. Poel, az yağ konmuş kızgın tavada pişirme usulüdür. Etler için ızgara olmadığı zamanlar ızgaranın yerine bu usul kullanılır. Pressure cooking, QA pressure. Basınçlı tencerede yiyeceklerin kısa sürede pişirilmesi. Rejimi büyük mutfaklarda daha çok bulunan diyet yemeklerinden çok iyi anlaması gereken diyet aşçısıdır. Takım, takım birlikte çalışmak zorunda olan diğer türlü başarısız olacak çok özel insan grubudur. Hep beraber gönülden çalışmalıdırlar, birbirlerine bağımlıdırlar ve onların bireysel çabaları bir takım olarak takımın başarısını belirler. Servis süreci en az üretim süreci kadar birçok öğeden meydana gelmektedir. İşletme içerisinde uygulanacak servis usulü, yemeğin türüne göre, yemeğin miktarına göre, personelin becerisine göre ve eldeki servis araçlarına göre belirlenir. Servis sürecinin sağlığa uygun şekilde gerçekleşmesi için bazı hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulması gerekmektedir. Bunlar... Pişmiş yiyeceklerin hazırlanması ve servisi sırasında çıplak elle hiçbir besine dokunulmamalı, maşa ve eldiven kullanılmalıdır. Eldivenlerin delinmesi, yırtılması durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Servis sırasında yiyecekle temas eden tüm araçlar ve yüzeylerin temizliği kontrol edilmelidir. Yemekler sıcaklık ilkesine uygun servis edilmelidir. Kuver açarken, kuver araçlarını ve dolu yemek tabaklarını taşırken ağza yiyecek ve içeceğe temas eden yüzeylere dokunmaktan kaçınılmalıdır. Kuver takımları temiz bir peçete içinde, tepside veya servis tabağıyla taşınmalıdır. Bardaklar, fincanlar kulplarından veya tabanlarından, çatal, kaşık ve benzeri saplarından, tabaklar baş parmak tabak içine girmeyecek şekilde tutulmalıdır. Yere düşen hiçbir malzeme tekrar servis masasına konulmamalıdır. Yiyecek ve içecek servisi yaparken hapşırma, öksürme ve konuşmaktan kaçınılmalıdır. Konuk tabağından artan yemekler, içecekler başka bir kişiye servis edilmemelidir. Yemekleri sıcak tutmak amacıyla kullanılan reşoların elektrikli ısıtıcıların ısı kontrolü yapılmalı. Uzun süre içinde kalan yiyecekler servis edilmemelidir. Yiyecekler 65 santigrat derecede en fazla 3 saat tutulmalıdır. Salata barlarda özellikle sıcak havalarda bazı soslar kolay bozulacağından soğutma sisteminin çalıştırılmasına dikkat edilmelidir. Isı servis süresince 10 santigrat derecenin altında olmamalıdır. Soğuk tezgah ve salata bar olmayan yerlerde yiyecekler servise en erken yarım saat önce çıkarılmalıdır. Servis alanında beklemede olan tüm yiyeceklerin üzeri daima örtülü olmalıdır. Servant ve servis arabalarında yiyecekler fazla bekletilmeden servis edilmelidir. Menajlar tuzluk, biberlik, sirkelik ve benzeri yağlandığında veya lekelendiğinde hemen değiştirilmelidir. Dolu kül tabakları boş olan onun üzerine kapatılarak değiştirilmeli, küllerin çevreye yayılması önlenmelidir. Üretim planlaması, ilgili yiyecek içecek işletmesinin yapısına uygun olarak yapılmalıdır. Planlama çerçevesinde yapılacak ilk görev menü kalemlerinin üretim miktarlarının belirlenmesidir. Uluslararası mutfaklarda julien, brunoise gibi farklı doğrama şekilleri, bouquet garni gibi yöntemler standardı yakalama ve ekip içerisinde aynı dili konuşma açısından önem arz etmektedir. Küçük veya büyük olsun, yiyecek içecek operasyonlarının yönetimi birçok nedenden ötürü zordur. Çünkü yiyecek içecek servisi Yöneticinin sadece teknik bilgi ve becerilerini değil, iş bilgisi ve insani hünerleri de gerektirir. Üretim ve servis ilişkili operasyonların her ikisini de kapsar. İşletme içerisinde uygulanacak servis usulü yemeğin türüne göre, yemeğin miktarına göre, personelin becerisine göre ve eldeki servis araçlarına göre belirlenir. Mutfak ya da servis sonrası bulaşıkların temizliği ve hijyeni çok önemlidir. Kirli ortamlar, zararlı mikroorganizmaların yaşaması ve üremesi için en uygun ortamlardır. Bu programda, üretim sürecinin ne olduğu, uluslararası doğrama şekilleri ve usullerinin neler olduğu, uluslararası yiyecek-içecek terimlerinin neler olduğu, teslim üretim ve servis sürecinin bileşenlerinin neler olduğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Yiyecek-İçecek Yönetimi ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.